Herkese merhaba. Yeni bir projeyle karşınızdayım. Projemiz L200. Arkadaşlar, bu aracı hatırlarsınız. Bizim memleketteki kullandığımız, ailemizin aracı dediğimiz bir araç. 4x4. Bunu memlekette çay taşımakta kullanıyoruz. Bunu anlatmıştık zaten. Şimdi İstanbul'a getirdik bunu. Bakımlarını yapacağız. Birazcık da uzun bir süredir bakımsız kaldı. İçerisini göstereyim. Su dolmuş zaten. Bunu bakımlarını yapacağız ve birkaç modifikasyonunu yapacağız. Kaporta hasarları var. Şöyle göstereyim. Ondan sonra işte farlar solmuş durumda. Su almış bu farlar. Farlar parlatılacak. Kaporta hasarı var dediğim gibi. İşte sağında, solunda. Yani bu aracı toplayacağız tabiri caizse. Çünkü kullanmaya devam ediyoruz. Boyasını, hani rengini aynı yapacağız. Ama benim aracımda bunu daha önce olduğu için tanıtımını yapamamıştım. Benim aracımda olan şu poliüre kaplamadan, yani zırh kaplamadan yaptıracağız buna da. Bu araba da aynısı olacak. Yine rengi aynı kalacak, siyah. Şurada da bir hasarı var. Tamponunda. Yani şöyle olacak arkadaşlar, bitmiş hali. Bu tabi yeşil renkli. Bu dayımın arabası. Bu da poliüre kaplama. Ya biz ailecek, şöyle söyleyeyim, biz ailecek poliüre kaplamayı çok seviyoruz. Özellikle böyle arazi araçlarında. Çünkü hani doğada biliyorsunuz daldır, şeydir falan, hani topraktır. Araçlarımız çiziliyor. Yani hasar görüyor. Hani off-road'da oluyor yani böyle şeyler. Bu poliüre gerçekten mucizevi bir şey. Gerçekten koruyor. Yani zırh kaplama diye geçiyor. Bunu da videosunu çekeceğim. Hani nasıl yapılıyor, birkaç görsel şeklinde sizlerle paylaşacağım. Evet, projemiz başlasın. Zaten bu aracın lastiklerini değişmiştik. Benim önceki lastiklerim vardı bunda. Memleketin yollarında bayağı bir aşındıktan sonra o lastikleri artık ıskartaya çıkardık. Benim arabamdaki olan MT lastikleri buna geçirdim. MT lastik memlekette bayağı bir iş görür. Yağ değişimi yapacağız şimdi buna. İlk geldi. Geçen sene değişmişti. Aradan bir sene geçtiği için yağ değişimini yapacağız. Yağ değişimiyle başlayalım. İlk etapta L200'lerde yağ filtresine ulaşmak için şu hava filtre kapağını ve şu hortumu alıyoruz. Hemen turbonun altında. Şunu da gevşettim. Normal yıldız tornavida. Şu akış metrenin kablosunu söküyorum. Şöyle şu tarafa alayım. Hava filtre nerede? Şey yapmadı. Hava filtre kapağını tutan klipsler var böyle kenarlarında. Bunları aldığımız zaman zaten geliyor. Bir tane de şurada var. Evet. Şurayı komple alacağım. Şöyle koysam ne olur? Bence olur. Evet, şimdi daha belirgin oldu.
hareket ediyor. Döner mi elde? Tuttu mu? Tuttu galiba. Yani. Tamam. Sıkmaya gerek var mı? Yok yok, tamam. Belli. Düz bir tahta ile aracın altına yatmış bulunuyoruz. Şöyle göstereyim. Burası motorun altı. Burası karter. Ve karterin tapası. Maşallah. Hiç kaçağımız yok. 17 lokma ile söküldüğünü hatırlıyorum. Bakalım. Evet, 17. Zorladı. Ama evet, söktük. Ya güzel güzel akıyor. Evet, pulu değiştim arkadaşlar. Bunu takalım. Bir sene yol yaptı. Aslında kilometre olarak 10.000'i bile doldurmuyoruz ama bir sene geçtiği için artık özelliğini kaybediyor ya. Ve değiştiriyoruz her sene. Her sezon. Bu yağ arkadaşlar, bir önceki videomda da aktardığım gibi, kesinlikle doğaya dökmüyoruz. Çok tehlikeli. Yani doğa için tam bir felaket. Yağ toplama firmaları falan var. Onlara verebilirsiniz. Ama dayım hali hazırda zaten jeneratör servis bakım atölyesi olduğu için kendisi yetkili bir yağ toplayıcı. O yüzden bertaraf edebiliyor. Evet, sıra mazot filtresinde. Böyle olmayaydı.
mazot. Ondan. Mesela Elif abi yarı zamanlı benim kameramanım oldu ya. Olur. Şey, lokmayı içeride bıraktım herhalde, lokma tonları da siyah takımın ki. İki. Bunlar üç tane koyacağız işte.